İnsanın gücü sporun her alanında çok etkili. Biz de tüm Tokat'taki hanımefendileri Tokat Belediyespor maçına bekliyoruz inşallah. Bizimiz Muhammed Özçakan. İstiklal Marşı. Resul Bey'de, Resul Özker'de Ankara bölgesinde. İlk 11'imiz bu şekilde. Özgür Çeki çok mesajla sormuşlardı. Evet, siz onu açıklamıştınız ama. Muhsin kardeşim hafta içerisinde neden Bursa maçında olmadığını haklı olarak taraftarlarımız merak etmiş. Özgür sakatlandı. Zannediyorum önümüzdeki hafta, şu anda da İstanbul'da tedavisi devam ediyor. Özgür ve Fatih Dalgıç'ın haricinde sakat futbolcumuz yok. İkisi de 11'de oynayan futbolcularımızla. Emin Kağan'dan Recep'e, ondan Kaptan Muhsin'e. Yine yüksek bir orta gelecek ama rakipten döndü. Sol kanattan bu sefer etkili geldik. Etkili geldik! Evet, gol! Gol, 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 gol! Gol! Mustafa Gülkan varlık. Rakibe de çarpan top kaleciyi kontrfiyede bıraktı. Dakikalar 11 sezonun ve Tokat Belediye Plyonosu'nun ilk golü. Evet, evet. Hayırlı olsun. Kaptan Muhsin'le çıkıyoruz. Evet, Ataberk'le geçiyoruz. Ataberk sürüklüyor. Muhammed Emin ceza alanına girdiğinde yerde kaldı ama olduğu için arkadaşlar. Belediye Plyonu Spor'da sarı kart gören oyuncu 14 numara Emin Kağan Aslan. İlk defa bir pozisyon yakaladı Kırşehir ama sonunda ilave edileceğini tahmin ediyorum. Furkan'ın da çok bariz Özgür'e taktığı bir çelme var. Hemen kapalı tribünler önünden. Hakem Uğurcan Gökler de sarı kartını Furkan'a gösterdi. 5 dakikada. Sağ kanattan sürükledikleri atakta içeriye kesilen topta Özgür tam rakipten önce çizgide topu korner atarak tehlikeyi savuşturdu. Bana kalırsa Bekir Bey, bakın bu tarz pozisyonda bu sarı kart olmalı. Topu kurtarmış, arkadan geliyor. Evet. Müdahalesini yapıyor. Bu sarı kart olmalı. Ama daha önce verdiği orta sahadaki sarı kart değildi. Bak bu da topu evet, kurtardı. Orada kartını çıkardı. Bu pozisyonlar sarı kart. Kim doğru yaparsa yapsın. İçeriye soyunma odasına neden galip girmeyelim? İnşallah. Kart gören oyuncu 6 numara Ömerhan Şahin. Evet, yana kendi uyardı. Yine duran bir top, evet, kullanacağız. Yine Kaptan Muhsin geldi ters ayağıyla. Güzel bir orta
gelir. Yüksek bir top. Arka direğe. Evet. İlk yarının son düdüğü geldi. Gürkan Varlık da geliyor. Ön direğe kesilen çok güzel bir top var. Muratcan Bölükbaşı topa müdahale. Sol kanattan Muhsin oyuna sokmaya çalışıyor takımımız. Muhsin çapraz bir topla beraber ilerledi. Evet, sağ kanada açılan topta Mustafa Can Bölükbaşı. Güzel kaptan Muhsin'le korner atışı kullanıyoruz. Ceza alanı bir aylı şu an. Kalabalık. Koşanlar, kaçanlar. Ön direğe kesilen bir top. Topu kurtardı. Eyvah. Taş at. Hadi oğlum Kadircan. Kadircan'ın içeriye kestiği top direğe yaladı, avuta çıktı. Yani kornerden oluşan karambolde ortada kalan top da Kırşehirli oyuncunun vuruşu ağlarla buluştu. Kırşehir Futbol Kulübü 2-1 öne geçti arkadaşlar. Kırşehir Spor'un gelişen atağı var. Sol kanattan Furkan'la geldikleri pozisyonda yandan avut. Belediye Plevnespor'un teknik heyetinden kenardaki kim o? Fatih Kılıç. Hakemden direkt kırmızı gördü. Çok yüksek bir top. Evet, evet, evet. Gol geldi, gol geldi, gol geldi. Gol geldi. Kullanıyoruz. Yine Kadircan, yine Kadircan ama Ömerhan'la sol kanattan korner atışı kullanıyoruz. Yüksek bir top gelecek. Ama ön direğe gelen bir top oldu. Kadircan, Kadircan çok güzel bir pozisyon yakaladı ama sağ kanattan yükleniyoruz. Yükleniyoruz. İnanılmaz, inanılmaz. Muratcan Bölükbaşı'nın kafası direkten döndü arkadaşlar. Dönen topa vurduk. Yine kaleciden döndü bu sefer de. Bir top daha geldi. İnanılmaz, bu top da çıktı. İnanılmaz, ilave süresi oynanıyor. Hakem de saatine bakıp duruyor. O dediği çaldı.